Hayatta kalmak için birbirlerini yediler. Yıl 1972. Ant Dağları kazası. Yaşanmış gerçek bir olayı sizlere aktarıyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Herkese şimdi teşekkürler. 12 Ekim 1972 Perşembe günü. Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak Carrasco Havalimanı'ndan kalktı. Uçağın içerisinde Old Christians isimli rock takımının oyuncuları vardı. Onlara ek olarak arkadaşları, aileleri ve uçuşun maliyetini katkıda bulunması için birkaç isim daha uçağın içerisindeydi. 5 mürettebat ve 40 yolcudan oluşan uçak, kötü hava koşulları yüzünden Arjantin'in Mendoza şehrine indi. Yüksek dağlar 7600 ve 7900 metre arasındaydı. Bu değerler uçağın maksimum irtifa değerlerine çok yakındı. Pilotun yakıt tüketimini çok dikkatli bir şekilde hesaplaması ve olabildiğince dağlardan kaçınması gerekiyordu. Bu tip çift motor uçaklar 600 metrelik daha uzun ve U şeklinde rota kullanıyorlardı. 13 Ekim sabahı Ant Dağları üzerindeki hava koşulları düzelmişti. Fakat yakın bir zaman sonra değişmesi bekleniyordu. Pilot 5000 saat uçuş deneyimi olan Albay Julia Kessler Frades, yardımcı pilotsa Yarbay Dante Lagora'ydı. Pilotlar biraz daha bekleme kararı aldılar ve saatler 14.18'i gösterdiğinde havalandılar. Mendoza'da güneye doğru uçuşuyorlardı. Saat 15.21'de yani havalandıktan bir saat sonra telsizde 2500 metre yükseldiklerinde Blanco geçişine ulaşacaklarını haber verdiler. Pilot Ferradas daha önce 29 kez Ant Dağları üzerinden uçmuştu. Bu uçuşta yardımcı pilotu eğitiyordu. Bulutlarsa hatta Ant Dağları'nı içine hapsetmiş, gizlenmişti. Hiçbir şey görünmüyordu. Uçak 792 saat uçuş yapmış, 4 yaşında bir uçaktı. Bazı raporlar pilotun istikamet, rüzgar, mesafe ve zamanı kullanarak harita üzerinden seyir sefer hesabı yaptığını yazıyordu. Pilot, kuleye Şili'nin Curico şehri üzerine uçtuğunu aktardı ve iniş izni istedi. Kule izin verdi. Bu 45 insanı ölüme götüren büyük bir hata olacaktı. Uçak aslında hala dağların üzerine uçuyordu. Curico'ya ulaşması için daha 60 ile 70 kilometre mesafe vardı. Pilot açıklanamaz bir şekilde kuleye 1 dakika sonra orada olacağını bildirdi. Eğer geçitte olsaydı Curico'ya ulaşması 10 dakika sürmeliydi. Pilot ise sadece 3 dakika sonra orada olacağını söylüyordu. İniş izni isteyen pilot izin aldı. Uçağın hala Ant Dağları üzerinde olduğunu bilinmeyen hava trafik kontrolü iniş yapmasına izin verdi. Raporlar pilotun sadece erken davranmadığını, dönmesi gerektiğini, gereken dereceyi de yanlış hesapladığını gösteriyordu. Uçak yavaş yavaş alçaldı. Şiddetli türbülans uçağı aşağı ve yukarı savruluyordu. Rugby oyuncuları hala Ant Dağları üzerinde olduklarını bilmedikleri için aralarında türbülans hakkında şakalaşıyorlardı. Birbirlerini korkutup duruyorlardı. Biraz sonra acı gerçekle yüzleşeceklerdi. 19 yaşındaki tıp öğrencisi Roberto Caressa uçağın içindeydi. Caressa ilerleyen dakikalarda aktarıcının çok kritik bir kararın başrolü oynayacaktı. O anlar için şunları söylemişti. Pilot çok erken kuzeye döndü. Hala Ant Dağları'nda uçuyordu. O ise Santiago'ya indiği düşünüyordu. Uçak neredeyse dikey pozisyonu gelene dek durmaya ve sallanmaya başlayana kadar yükselmeye çalışmadı. Daha sonra uçağın çarpışma önleyici sistemi aktifleşti ve alarmlar çalmaya başladı. Tüm yolcular panik içindeydi. Pilot irtifa kazanmak için tam güç uygulamaya başladı. Tanık ifadelerine göre uçak daha 2 veya 3 kez çarptı. Bir çarpma uçağın sağ kanadını koparmıştı. Kuyruk konisi kopunca yolcu kabini arka bölümündeki iki sıra koltuk, mutfak ve bagaj bölümünü uçaktan ayırdı. Bu esnada 3 yolcu, 1 hostes ve navigatör uçaktan düşüp yok oldular. 4400 metredeyken sol kanatta hasar aldı. Uçak birkaç saniye daha yukarı doğru uçmaya devam etti. Ancak kanat kopunca pervanelerden biri gövdeyi deldi.
Bu esnada iki yolcu gözlüğünün arka kısmından aşağıya düştü. Resmi raporlara göre kaza pilotaj hatası ve kontrol uçuştan kaynaklanmıştı. Düştükleri yer Gözyaşı Vadisi olarak bilinen Ant Dağları'nın ıssız, soğuk ve vahşi bir bölümüydü. Zaten 12 isim kaza esnasında da hemen hemen hayatını kaybetmişti. Geride kalanlar şimdi yüksek rakımda dondurucu iklim koşullarında mücadele etmek zorundaydı. Yanlarındaysa hiçbir teçhizat yoktu. Adolfa ismindeki yolcu kar körlüğünü engellemek adına pilot kabindeki güneş spiklerini kullanarak birkaç güneş gözlüğü yapmıştı. Soğukla mücadele etmelerini sağlayacak giysileri, buzda yürümelerine yardım edecek ayakkabıları daha da kötüsü hiçbir tıbbi gereçleri yoktu. Genç tıp öğrencisi Roberto Canessa kırık ve çıkıklar için derme çatma aletler yaparak bir nebze olsa yardım etmeye çalıştı. Kule kısa bir süre sonra uçağın düştüğünü anladı. 3 ülkeden oluşan arama kurtarma ekipleri kuruldu ve aramaya başladılar. Uçağın beyaz renkte olması ve karın içine gömülü bir halde olması işleri zorlaştırıyordu. Gökyüzünden onu tespit edebilmek çok zordu. Aynı gün 4 uçak havalandı ve onları saatlerce aradılar. Görevler uçağın Ant Dağları'nın en uzak, en erişilmez bölgelerinden birine indiğini düşünüyordu. Bir gün sonra 11 uçak arama kurtarma ekibine katıldı. Onlarda arama olanı uçağın düştüğü konumu da içine alıyordu. Yolcularsa bagajdan çıkardıkları rujlar ile yardım çağrıları yazıyorlardı. O gün 3 uçağın da üzerinden uçtuğunu fark ettiler ancak dikkatlerini çekmeyi başaramadılar. 12. güne geri indiğinde kaza dediler çok. Uçakta buldukları radyoyu dinledikleri esnada arama çalışmalarının durdurulduğunu haberini aldılar. 142 saatten fazla süren arama çalışmaları hiçbir netice vermemişti. Bu haber aldıktan sonra ağlamaya başladılar. Bazıları dua ediyor ama birisi dışında neredeyse hepsi ağlıyordu. Sakince dağlara doğru bakan Parrado hariç. O ağlamıyordu. Yolcuların yanında sadece birkaç parça çikolata ve bir iki şişe şarap vardı. İlk günlerde yiyecek stoklarını aralarına paylaştılar. Fito karı eriterek su elde etmenin bir yolunu keşfetti. Ama ne kadar paylaşsalar da bu yiyeceklerin onlara yetmesi imkansızdı. Karlarla kaplı arazide ne doğal bir bitki örtüsü vardı ne de yanlarında yaşayan bir hayvan. İşte bu anda o acı kararı aldılar. Tıp öğrencisi Roberto Caressa onlara hayatta kalmak için tek şanslarının olduğunu söyledi. Yapmaları gereken tek bir şey vardı artık. Hayatını kaybedenleri yemek. Bu çok zor bir karardı. Çünkü onlar ya sınıf arkadaşlarıydılar ya da yakın dostları. Ama onları yemek zorundaydılar. 2006'da kitap çıkartan Nando Parrado şunları yazmıştı. Yüksek rakımda vücudun ihtiyaç duyduğu kalori çok yüksektir. Açlıktan ölüyorduk. Yiyecek bulmayı umudumuz hiç yoktu. Açlığımız o kadar artmıştı ki artık dayanabilecek gibi değildik. Yine de aramaya devam ettik. Tekrar uçağın içine girip kırıntı kalmış mı diye bakıyorduk. Bavulların deri kısımlarını kopardık ve yedik. Bu derinin kimyasal içerdiğini ve bize zarar verebileceği umursamadık bile. Belki koltukların arasında saman bulabiliriz diyerek onları parçaladık. Ama içlerinden sadece sünger çıktı. Yiyecek tek şey üstümüzdeki giysilerdi. Bunları da yemeyeceksek alüminyum, plastik, buz ya da kaya yiyecektik. Başka bir şey yoktu çünkü. Yolcuların hepsi Katolik'ti. Genç doktorun teklifine sıcak bakmasalar da ilerleyen zamanlarda başka çarenin olmadığını anladılar. Hayatta kalmak için ölüleri yemek zorundaydılar. Hayatta kalanların biri uçağın enkaz içinde uyurken üzerine çiğ düşme sonucu 29 Ekim gecesi hayatını kaybetti. Bazı yolcular hayatta kalabilmenin tek yolunun dağlara tırmanmak ve yardım aramak olduğunu düşünüyorlardı. Yardımcı pilot Kurikaya geçtiklerini söylemişti. O halde Şili toprakları batı yönünde ve çok yakın bir mesafede olmalıydı. Bazı isimler zaten ilk günlerde yakın çevreyi dolaşmışlardı. Ama yüksek irtifa, susuz kalma, kar körlüğü, yetersiz beslenme, geceleyin bastıran aşırı soğuklar bu işi imkansız hale getirmişti.
Roberto Canessa da dahil olmak üzere hayatta kalanlardan bazıları keşif gezisine çıkmaya kararlıydı. Diğerleri ise buna karşı çıkıyorlardı ya da tam emin değillerdiler. Canessa 7 gün bekleyip havalar ısındığında Batı Şili'ye doğru gitmeye karar vermişti. 15 Kasım günü Arturo, 3 gün sonra da Rafael ismindeki yolcular hayatlarını kaybettiler. Yolcular hayatta kalmak için yapmak zorunda oldukları şey yaptılar. Nanda Parrado kazada ailesi ve kız kardeşini kaybetmişti. Sıranın eninde sonunda ailesine geleceğini biliyordu. Bu yüzden de dağları aşıp bir kurtuluş yolu aramak istiyordu. Onun da içinde bulunduğu 3 isim 15 Kasım günü doğuya doğru birkaç saat yürüdükten sonra uçağın kuyruğunu keşfettiler. İçeride yiyecekler, sigara, kıyafet, çizgi roman, uçağın iki yönlü telsizi ve valizler vardı. Grup o gece kuyruk bölümünde kamp yaptı. Bir ateş yaktılar ve geç saatlere kadar çizgi roman okudular. Sonraki sabah doğuya doğru devam etmeyi düşünüyorlardı ancak daha da sonra uçağın pillerini çıkartıp onları uçağın gövdesine götürmenin daha akıllıca olacağını düşündüler. Bu sayede telsizi çalıştırabilir ve yardım isteyebilirlerdi. Ama grup 24 kilogram ağırlığındaki pilleri götürmenin meşakkatli olacağını anladı. Bunun yerine gövdeye gidip radyo sistemini buraya getirmeye karar verdiler. Ancak birkaç gün süren çabaları hiçbir sonuç vermeyince mecburen pes ettiler. Şimdi tek çare batıya doğru gidip dağları aşmaktı. Grup uçağın klimasını kaplayan bakır tel, su geçirmez kumaş gibi malzemelerden uyku tulumu yaptı ve 12 Aralık 1972'de yeniden yola çıktı. Tam 10 gün boyunca yürüyecekler, 61 kilometre fazla yol gideceklerdi. Parrado'nun üzerinde 3 pantolon ve kazak vardı. Alışveriş çantasına da sarılı 4 çift çorap giymişti ama teknik bilgileri, haritaları, pusulaları, tırmanış deneyimleri ya da yetersiz oksijenle nasıl baş edeceklerdi? 9. günün bir nehir kenarındaydılar. Canessa da o esnada nehrin karşı tarafından at üzerine ilerleyen bir adam gördü. Ama bunu hayal zannetti fakat bu bir hayal değildi. Biraz ileride 3 insan vardı. Hemen onlarla iletişim kurdular. Yine de mesafe uzuncaydı. Atlılardan biri yarın diye bağırarak bir cevap verdi. Ekip kurtulacaklarını anlamıştı. O geceyi nehir kenarında geçirdiler. Sonraki gün atlılardan biri geri döndü. Bir taş kağıt kalem bağlayarak onlara doğru attı. Parrado da kağıda uçak kazası hakkında bir not yazıp geri attı. Katalan isminde adam at üzerinde çok uzun bir yol giderek yardım getirmeyi başardı. 22 Aralık günü iki arama kurtarma görevlisi alana geldi. Parrado ile birlikte kaza alanına gidip yolcuların yarısını aldılar. Bir sonraki sabah da diğer yarısı alındı. 72 gün sonunda 16 kişi hayatta kalmıştı. Kazazedeler acı detayı insanlarla paylaşmaktan çekiniyorlardı. O yüzden insanlara yanlarındaki peynirleri yiyerek hayatta kaldıklarını söylemişlerdi. Olayın gerçek yüzünü sadece aileleriyle paylaşmaları gerekiyordu onlar için. Ama kaza yerinden çekilen görüntüler basına sızmıştı. Basın bu olayı yamyamlık başlığı altında kamuoyuna duyurdu. Çünkü bu 16 kişi diğer ölülerin yarısını yemiş, onların etlerini kemirmişti.